Kardeşlerim, muazzez müminler, adımlarımızı, cümlelerimizi, ifadelerimizi bize soracak. İnne sema'a vel basara vel fuat kullu ulaike kana anhu mes'ula. Duyduklarınız, gördükleriniz, kalbiniz ya da kulaklarınız, gözleriniz, onlar da sorumlu olacaklar. Gördüğünüz her manzarayı soracak size, soracak bize. Birkaç gün önce Suriye'de zehirlenen, babasının kucağında titreyerek can veren o çocukları da soracak. Bize de soracak, onları zehirleyen katillere, zalimlere meşruiyet fetvaları veren, hutbelerde onları aklayan, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Cenab-ı Hakk'ın zalimlere meyletmeyin emrini çiğneyip de, o tağilere, bağilere meyleden Suriye'de Hassun'a da soracak. Ezher'in şeyhine de soracak. Ekmek için, soğan için, sarımsak için, dünyalıklar için, gelecek için, maaşını, mevkisini, rütbesini korumak için o küçücük yavrulara ihanet eden şeyhlere soracak, meliklere soracak, krallara soracak, onları evinden seyreden 1,5 milyar ümmete soracak. Sanki biz arka taraftayız, içinden akıncılar çıkaran bir avuç insanla, bir avuç murabıtla, 10 binlerin, 100 binlerin içine, 100 binlerin arasına Allahu Ekber deyip de giden o Muratların, Yavuzların, Hüdavendigarların neslinden geriye sanki öyle evinde oturan, oturmadan bile çekinen, endişelenen fare tıkırtısını aslan pençesinin sesi zanneden Müslümanlar haline geldik. Seyrediyoruz. Ümmetin önünde çocuklar var. Eşkıyalar, İran'ın eşkıyaları, sanki onları Yezid görüyorlar. Ümmet adına, Yavuz adına, Abdülhamit adına, Hazreti Ömer adına, sanki o küçücük yavrulardan, kimyasal gazlarla zehirlenen Ahmetlerden, Muhammedlerden intikam alıyorlar. Titriyorlar, titriyorlar. Yüzlerinin rengi değişiyor, gözleri irileşiyor. Babalarının hasbunallahu ve ni'mel vekil, annelerinin çığlıkları, babalarının tevekkülleri arasında Rabbi Zülcelal'e gidiyorlar. O çocuklar ve o fotoğraflar, siz ve biz Rabbimin huzuruna çıkacak. Gösterecekler bize. Hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olsa, yine kalabalıkları yaracak, askeri barikatları aşacak, Şam'a gelecek, Guta'ya gelecek, Şarkiyesine gelecek, Garbiyesine gelecek. Hani Medine'de köle bir yavru vardı. Onu Medine pazarında satarken alıyordu onu efendisi. Köle de şöyle diyordu: Men işterani fa'ala şartı ella yemna'ani minas salavatil khamsi halfe Rasulillah. Beni alandan rica ediyorum, günde 5 defa müezzin Allahu Ekber dediğinde Efendimiz Hazreti Muhammed'i görmek istiyorum aleyhissalatu vesselam, onun arkasında namaz kılmak istiyorum, beni bundan mahrum etmeyin. O köleyi satmışlardı. Vefat edince Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kimi kimsesi olmayan Medine'nin o garibi, yalnız yavrusunun evine hizmet ettiği efendinin evine gittiler, kefenlediler, kollarında taşıdılar, kendi yavrusu gibi kabre koydular. Sizin seyrettiğiniz o çocuklar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatta olsa Şam'daki askeri barikatları aşacak. Madem ümmetim sahip çıkmaz, madem dünya seyreder, şimdi ben geliyorum sizi kefenlemeye. Ellerimle taşıyacak, ellerimle kabre koyacak, belki öyle diyeceklerdi. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّي اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَطْن۪ي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي Hanne annemiz karnında yavrusunu Allah'a adamıştı. Allah'a adanan bir kızdı Hazreti Meryem. Allah'a adanmış, sonra İsa aleyhisselam ondan dünyaya geldi. Erkekler oturuyorlar, Allah'a adanan kızlar Adeviye'de, Nahda'da Hazreti Muhammed aleyhisselamın sancağını, onun izzetini şimdi onlar muhafaza ediyorlar. Kızına yazıyor, aslında kızı adına
tutsak bir baba Mısır zindanlarında, tutsak bir baba kızı adına 1,5 milyarlık ümmet-i İslam'ı sanki Hazreti Allah'a şekva ediyor. Diyor ki kızım, bir çarşamba günü Adeviye meydanında İslam'ı müdafaa ederken şehit olan Esma kardeşimizin babası yazıyor. Diyor ki kızım, dün gece tarif edemeyeceğim güzellikte yanıma gelmiştin. Yanıma oturuyordun, sonra uzandın. Ben de sordum sana, dedim ki İnne hâdihi leyleh mev'idu zifâfik. Yani bu gece kızım, dedim, senin düğün gecen mi? Bu ne üzerindeki gelinlikler? Hayır dedin baba. Benim düğünüm fi zuhri ve leyse fil mesâ. Akşam değil, öğle vakti olacak. Aradan 2 gün geçti, ben zindandayım. Haberini aldım ki seni Adeviye'de şehit ettiler. Anladım ki Allah şehadetini kabul etmiş kızım. La yestevil qa'idune minel mu'minine gayru ulil zarar vel mucahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle evlerinde kadınlar gibi oturanlar mutlaka Allah'ın huzurunda bir olmayacak. Esma'ya babası, üzülmüyorum, bu bir veda değil. Yarın Hazreti Muhammed'in sancağı altında, Havz-ı Kevser'in başında görüşmek üzere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sümeyye'yi göndermiş. 1,5 milyar ümmeti İslam'ın şehit ettiği, seyrettiği meydanlarda şimdi esmalar taşıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetini. Onun için ey Ezher'in şeyhi, zalimlerin, tağutların arkasından yürüyen eşkıyalar, bakın o fotoğrafa, Esma'yı görün. Yarın Rabbim size, ey Suriye'nin belamları, soracak Esma'yı. Bana da soracak, 1,5 milyarlık alem-i İslam'a da soracak. Üstad Necip Fazıl, İstiklal Muharebesi ile alakalı bir kadından şöyle bir hadise naklediyor. İstiklal Muharebesi'nden 50 yıl sonra İzmir'de bir kadını ziyaret ettim, 71 yaşında. Dedim ki senden bahsediyorlar, destanlık bir kadınsın, anlatır mısın? Dedi ki babam, ben 16 yaşındaydım, Hicaz tarafına gitti, bu caminin imamıydı. Seferberlik yılları, sonra babam orada şehit oldu. 19 yaşında beni dayımın oğluyla evlendirdiler. Evlendim, aradan 3 ay geçti. Şu caminin avlusunda Yunan eşkıyaları geldiler. İzmir'deki Müslüman kızlara saldırdılar, onların çarşaflarını açtılar. Eşim de onların üzerine yürüdü, bıçakladı, öldürdü. Sonra cami avlusunda eşimi Yunan askerleri şehit ettiler. Bu kadın diyor ki Üstad Necip Fazıl'a, soruyor ona, babandan sana ne kaldı, ne bıraktı baban geriye? Şu evin köşesinde gördüğün yeşil kaplı musafı bıraktı, bir de bir söz bıraktı. Peki neydi o söz? Sakın ha Kur'an'ın emirlerinden ayrılma. Kur'an-ı Hakim'e göre yaşa. Ben de ona göre yaşıyordum, evlendim, 3 ay geçti. 19 yaşında beni dul bıraktılar. Eşimi aldılar, caminin avlusuna, musallaya götürdüler. Ben de çarşafımı giydim, babamdan kalan yeşille örtülü Kur'an-ı Hakim'i aldım. Yunan komutanının olduğu kışlaya geldim. Göğsümde Kur'an-ı Hakim var, babamdan emanet olarak kalan Kur'an-ı Hakim. Komutana doğru yürüyorum, yanında Rumca bilen bir İzmirli var. Dedi ki kimsin ve ne istiyorsun? Kocamın hesabını sormaya geldim dedim. Gülmeye başladı, ayaklarını masanın üzerine koydu. Öyle mi dedi? Sen bir kadın olarak benden, koca Yunan ordusundan, çapulcularından, onlardan mı hesap soracaksın? Evet dedim. Peki neyle bunu yapacaksın? Dünyanın en güçlü silahıyla dedim. Peki o nedir diye tercüman soruyor, sonra ona aktarıyor. İşte göğsümdeki şu silah dedim. Hemen yanındaki tercüman feryat etti. Bomba, bomba dedi. Yunan komutan kaçmaya başladı. Sonra askerlerine haber verdi. O kaçıyor, ben peşinden koşuyorum. Eşimin naaşı ise caminin avlusunda. Derken müezzin İzmir'de öğle ezanını okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aradan birkaç dakika geçti, efeler geldiler. Ben koşuyorum, göğsümde Kur'an, dünyanın en güçlü silahıyla.
16 yaşında babam Hicaz'a giderken babamın bana emanet ettiği ve asla terk etme ayrılma dediği Kur'an-ı Hakim'le onların ardından koşuyordum. Şimdi yine kadınlar var meydanlarda. Göğüslerinde Kur'an-ı Hakim, Allah'ın ayetleri. Onlar en güzel elbiselerini giydiler, şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gidiyorlar. Kardeşlerim, emmen yucibul muzdarra idâ da'a. Kime gitsin onlar? Suriye'de yavrusu kimyasal gazlarla zehirlenen anne, yeni yavrularının endişesini taşıyan anne kime gitsin? Tecavüze uğrayan kadınlar, kızlar, ümmetin yavruları, Ayşeler, Fatımalar yeryüzünde hangi kuruma dilekçe göndersinler? Kime desinler gelin ve bizi kurtarın diye? Alimler, akademisyenler, şunlar bunlar daha çok para kazanmanın derdine düşmüşler. İşte Suud'u eşkıyaları onlar, Sisi'leri, şunları bunları, zalimleri, onların para, finans kaynaklarını temin ediyorlar. Peki bu biçareler kime gitsinler? Birleşmiş Milletler'e mi? Onları seyredenlere mi? Bu silahları üretenlere mi? Ümmet, takati bitenler, anneler, yavrular, ya Rabbi! Ey aziz olan, muntakim olan, kahhar olan, cebbar olan Allah'ım, senden başka sığınağı yok bu mazlumların, biçarelerin. Hazreti Muhammed hürmetine imdad eyle ya Rabbel Alemin. Kalmadı bizim dualarımız, fiili duaları olmayan bu ümmetin kavli duaları da müstecap değil ki ya Rabbi. Helal haram ayrımını yapamıyoruz ki. Oturduğumuz yer, kalktığımız meclisler, konuştuklarımız, ifadelerimiz, yediklerimiz, helal, haram birbirine karıştı. Belki dua ediyoruz fakat dua yapmaya muhatap değiliz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh peygamber mescidinde namaz kılarken sonrasında selam veriyor, bir Arabi geliyor. Allahümme inni estağfiruka ve etubu ileyk ve kebbera. İstiğfarda bulunuyor, tövbe ediyor, sonra namaz kılıyor. Hazreti Ali Efendimiz tevbetuk tehtacu tevbe. Tevben tehtacu ile tevbe. Tövben tövbeye muhtaç diyor, böyle olmaz. Peki nasıl olsun tövbe? Nasıl tövbe edelim ve sonrasında yalvaralım? Önce ağla, pişmanlık duy. Sonra nasıl günahtan zevk alıyordun? İbadetten zevk almaya başla. Ne kadar yanlışlar yaptıysak her aklımıza geldiğinde ağla, gözyaşı dök. Ondan sonra Suriye'de annesinin, babasının kucağında titreyerek ruhunu teslim eden Ahmetleri, Muhammedleri, Adeviye'nin esmalarını kurtar Allah'ım diye dua et. Belki evlerinde oturan, fiili duaları olmayan biz Müslümanların Allah Azze ve Celle bu şekildeki kavli dualarına icabet edecektir.